Şimdi söz sırası İyi Parti Meclis Grubu Başkanı Edirne Milletvekili Sayın Orhan Çakırlar'ın yerine İstanbul Milletvekili Grup Başkan Vekili Sayın Yavuz Ağıralioğlu'na aittir. Buyurun Sayın Ağıralioğlu. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Meclis Başkanım, Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri. 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde 15 Temmuz'u anarak siyasi mesuliyetlerimizi hem hatırladığımızı ifşa ederek hem de milletimize bizi bu sürece getiren ne kadar iş varsa bunların muhasebesini yaptık demek için bir imkandır. Biz bugün 15 Temmuz'u seneyi devriyesinde klasik cümlelerle anmak gibi bir mesuliyetsizliği burada göstermeyecek bir siyasi topluluğuz. Bugün yasama faaliyetini ifade eden bu meclis, FETÖ kalkışmasının alçak teşebbüsünün iradesini gölgelemeye çalıştığı, iradesini gasp etmeye çalıştığı bir yerin içerisinde konuşuyoruz. Biz 15 Temmuz alçaklığını bir sebep olarak görmüyoruz. 15 Temmuz bir sonuçtur. 15 Temmuz millet iradesine bir suikast olmaktan önce milletin şahsiyetine suikast kurmuş bir şebekenin, milletin iradesine, ahlakına suikast kurmuş bir şebekenin, milletin din tasavvuruna suikast etmiş, pusu kurmuş bir şebekenin, milletin bin yıldır bu topraklarda yaşatmaya çalıştığı değerlere, ideallere aslında tuzak kurmuş bir şebekenin finalde yaptığı şen'i işin adıdır. 15 Temmuz aslında bu topraklarda bin yıldır varlığımızı üzerine bina etmiş olduğumuz Müslüman Türk şahsiyetine kurulmuş pusunun nihayetidir. Dolayısıyla bizi bugün bu mecliste birbirimizi daha çok dinlemeye, daha çok anlamaya mecbur edecek olan şey şudur. Siyasi sağırlığımızın, siyasi basiretsizliğimizin ödediğimiz bedeli artırdığı bu ağır kalkışmanın arkasında bizim hep beraber devleti ele geçirmekle devletin hizmetini ele geçirmek arasındaki farktan doğan suistimal alanlarından beslenen bu alçak organizasyonun benzerlerinin bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmeyeceği adaleti ve feraseti hakim kılmak zorundayız. Dolayısıyla biz bugün aslında 15 Temmuz'u anarken kurumlar kurumu olarak devleti muhafaza edeceğimiz ölçüleri de ihbar etmek zorundayız. Devlet bir organizasyon olarak en büyük cemaattir. Eğer devlet devlet olmazsa her cemaat devlet olmaya kalkabilir. Dolayısıyla aklına esenin, gücü yettiğine inananın, aklına kestirdiği hedefle uygun çalışmalar yapanın kastedeceği bir örgüt değildi devlet. Devlet aslında 15 Temmuz kalkışmasından daha evvel idarecileri vasıtasıyla şu mesuliyeti taşımak zorundadır. 15 Temmuz alçaklığı kadar devletimizin düşünmek ve cevabını vermek, hazırlığını yapmak ve bundan benzer organizasyonların cüret sahibi olamayacağı bir ciddiyeti inşa etmek zorunda olduğu yer şurasıdır. Erzurum'dan bir emekli vaiz olarak kalkan bir adamın 5000 yıllık bir devleti, imparatorluklar kurmuş bir milleti ifsad etme cüretini kendinde bulabilmiş olması düşünülmelidir. 15 Temmuz alçaklığına bizi getiren süreç muhasebe edilirken aslında bizim iyi niyetimizden her birimizin sağdan ve soldan siyasetin şöhretli olanlarının her birimizin tohum ekildiği zamanlarda müspet, takdir eden, taltif eden cümleleri duyuldu. Tohum ekildiği dönemlerde sağdan ve soldan siyasetin en itibarlı, en şöhretli insanların himaye cümlelerini duyuldu. Bugün tekrarına lüzum hissetmediğim pek çok taltif cümlesi iktidar grubumuzdan da duyuldu. Tohum ekilme döneminin size denk gelmemiş olması bu anlamda herkesi mesuliyet altında itiyor. Ama hasat size denk geldi. Hasadın size denk gelmiş olması bu şeni organizasyonun, bu şer organizasyonunun, bu alçak kalkışmanın 30-40 yıldır biriktirdiği enerjinin finalini size denk getiriyor olmasındaki mesuliyetinizi sadece biz kandırıldık diyerek savuşturamazsınız. Evet, sizin için masumiyet alanı olan bu biz kandırıldık alanı bundan sonra hiç kimse kandırılmayacak hale gelene kadar devletin kurumsallaşmasına dönüştürülmelidir. Mesuliyetimiz şudur.
Milletin bu alçak kalkışmaya karşı 15 Temmuz'da meydanlara inerek Türk siyasetinin omuzlarına, Türk devletinin yöneticilerinin omuzlarına yüklediği mesuliyet şudur. Biz Ön Asya'nın en büyük ordusunu beslediğimiz bu topraklarda ruhları üniformalı bir millet olarak devletimizi ve milletimizi hiçbir şer organizasyonuna yar etmeyiz. 15 Temmuz'da milletimizin, devletimizin idarecilerine verdiği mesaj budur. Biz ruhları üniformalı bir milletiz. Ve devletimizi ve milletimizi asla kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Ama siyasetin omuzlarına milletin bu iradesiyle yüklemiş olduğu mesuliyet şudur. Sadece FETÖ'cülükle değil, FETÖ'cülerle değil, FETÖ'cülükle de mücadele edilmelidir. Mücadelenin esas merkezi FETÖ'cüleri tek tek bulup yargılamaktan ibaret değildir. Elbette bu şeni organizasyona dahil olan, bununla alakalı Türk devletinin, Türk milletinin istikbaline pusu kuran her alçaklığın cezasını devlet bulabilmeli, mesuliyetlerini bulabilmeli, mesullerini cezalandırabilmelidir. Ama esas mesuliyet FETÖ'cülükle mücadeledir. Türk milleti aslında siyasi basiretsizliğimiz yüzünden sokaklara düşürülmüş devlet iradesini alıp tekrar millet iradesinin tecelligahında devletin hizmetini görenlere teslim ettiğinde bir mesuliyet daha yüklemiştir omuzlarımıza. Münhasıran yürütmenin başından itibaren hükümetimizin omuzlarına. Ben millet olarak kahredici bir irademle devletin milletin istikbaline kastetmiş bu alçaklığa mukabele ediyorum cümlesinin peşine omuzlarımıza yüklenen mesuliyet şudur. Sadece FETÖ'cüler değil, bu Türk yurdunda FETÖ'cülük kahrolmalıdır. FETÖ'cülük, devletin kendi sensörleri içerisinde mutlaka bir algının takılabileceği objektif kriterlerle değerlendirilmeli, mücadele alanına çekilmelidir. FETÖ'cülük nedir? FETÖ'cülük yalancılıktır. FETÖ'cülük haramcılıktır. FETÖ'cülük talancılıktır. FETÖ'cülük sadakati istihdam etmektir liyakat yerine. FETÖ'cülük aslında kendi hakkı olmayan yerleri ele geçirmek için muhataplarına iftira atmaktır. FETÖ'cülük aslında siyasi hasımlarına her türlü enstrümanla müdahaleyi hak görmektir. FETÖ'cülük aslında şahsiyet gaspıdır. FETÖ'cülük ortak aklın değil, bilimin değil, naklin, bir takım rivayetlerin, rüyaların tasallutunda bir milletin istikbaline pusu kurmaktır. Dolayısıyla sadece FETÖ'cüler değil, devletimizin omuzlarına yük, adaletle bu işlerin önüne geçerken FETÖ'cülük denilen şenaat organizasyonunun, FETÖ'cüler denilen organizasyonun FETÖ'cülüğüyle de mücadele etmek. Şimdi bizim omuzumuza yüklenen mesuliyeti unutursak şayet, devletin kurumlar kurumu olduğunu unutursak, devleti ayakta tutan şeyin adalet olduğunu unutursak, bizim için milat saydığımız günden evveli ve sonrasına dair suçlar ihdas edebilirsek, o zaman adaleti bozmuş, Türk yurdunu ifsad etmiş oluruz. Bizim dünyaya cevabımız her şartta adalettir. Türk milleti tarih sahnesine çıktığı günden beri her türlü zulme, her türlü kalkışmaya, her türlü alçaklığa karşı cevabı adalet olan bir millettir. Bugün parlamentonun da, yürütmenin de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki her bir mebus arkadaşımızın da mesuliyeti aslında Türk yurdunun adaletle ayakta kalacağına dair bir inancı hayatın her safhasında gösterebilmektir. Bizim boynumuza borç, sadece devleti idare ederken namlu bize doğrultuncaya kadar dünyanın şer odaklarının gözü gibi davranan Türkiye'deki şenaat merkezlerinin gözleri bizim kabahatlerimize dönene kadar göstermiş olduğumuz siyasi ferasetsizliğin mesuliyetini taşımaktır. Namlu bize doğrultuncaya kadar ikazların hepsine kulak kabartmış olmanız bugün bazı tenkitlere sizi muhatap eder. Yani bugün sadece siyasi olarak bir tartışmanın, bir polemiğin unsuru haline getirmeye çalışmıyoruz iktidarımızı. İktidarın 17 yıllık dönemi içerisinde bu şenaat organizasyonu en büyük siyasi kuvvetlenme imkanını devri iktidarımızda buldu. Hatırlatmalarımızın tamamına 2004'teki Milli Güvenlik Kurulu'nun hatırlatmalarına bile aslında bu bizim muhasebe cümlemiz olsun. Devleti ele geçirmekle devletin hizmetini ele geçirmek arasındaki makastan kaynaklanan bir körlük sebep oldu. Yani Ahmet Necdet Sezer'in başkomutan ve cumhurbaşkanı olduğu orduya sızılabilir. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan olduğu orduya niye sızılsın keyfiliğinin önüne geçilmelidir. Devlet bizim için de, bizim milliyetçiliğimizin, mukaddesatçılığımızın mesuliyet alanı içerisinde de aslında kuralların işleticisi olarak görülmek zorundadır. Bizi savunduğumuz ilkelerin istisnası olmak bu hale getirmiştir. Bizi
bizim nasıl olsa rakiplerimize müdahale ediyorlar. Biz bunun yanlış olduğunu biliyoruz ama neticede bu adamlar daha önce bize benzerlerini yapmışlardı. Keyfiliği bu hale getirmiştir. Kurallara uymak, kurallara uyanlara itibarlı etmek zorundayız. Bu Türk yurdu kuralları dilenlerin değil, kurallara ittiba edenlerin, kurallara uyanların yurdu olmak zorundadır. Bugün hükümet dahil parlamentonun boynuna borç bu Türk yurdunu kurallar ülkesi haline getirmektir. Kurallarla yaşanacak, adaletle hüküm ferman edilecek, bu millet 82 milyon bir ve beraber edilecek bir siyasi şuurun emrine verilecektir. Aksi halde bugün FETÖ dediğinizin yarın benzerlerini görmekten kurtulamaz hale geleceğiz. Bizi bu topraklarda her şartta kızgınlığımız bile olsa adaletsizlik yapmaktan men edecek bir inancın da suikast edenidir. Dine de suikast edilmiştir. Dindarlığa da suikast edilmiştir. Din adamlarının toplumdaki itibarına da suikast edilmiştir. Darbenin ilk defa bu kisvede olanı görülmüştür. Darbenin, darbe teşebbüsünün ilk defa dini referanslar içerisinde hiyerarşisini oluşturmuş bir organizasyonu görülmüştür. 30 yıl boyunca terfi ettireceği bütün adamların, bütün detaylarıyla terfisini planlayacak bir örgütün 30 yıl boyunca hiyerarşide bir aksilik olursa yerine gelecek yedekleri bile planlayacak kadar detaylı organizasyon kurabilmiş bir örgütün darbe teşebbüsünün arkasındaki siyaset ayağının hala bilinemiyor olması bu meclisin üstünde bir istifhamdır. Dolayısıyla biz bugün aslında bütün detayları 30 yıl boyunca, 40 yıl boyunca her şekilde düşünmüş bir organizasyonun buyurun. Darbeye tamam kalkıştık ya. Ama darbe yaptıktan sonra diğer detayları planlayacaktık demesine itibar edemeyiz. Bunun siyasi ayağının bütün tafsilatıyla, bütün detaylı ortaya çıkması, bundan sonra bu teşebbüse kalkışacak herkesin önünü kesecek bir iradedir, irade beyanıdır. Eğer bu ayağını eksik bırakırsak, biz bugün bu teşebbüsün arkasında devlet olmak gibi bir cinneti 30 yıl boyunca sistematik olarak muhafaza etmiş dünyanın bütün istihbarat organizasyonlarıyla güç beraberliği yaparak Türk devletine, Türk milletine pusu kurmuş bu organizasyonun devlet yönetimini darbeyle ele geçirdikten sonra kimlerle iş göreceğini, kimlerle bu işi planladığını ortaya çıkaramaz isek bu mücadele akim kalacaktır. Dolayısıyla mesuliyetlerimizin farkında olarak çocuklarımıza içinde hür ve müreffeh yaşayacaklar bir vatan bırakacaksak Türk yurdunun olmazsa olmaz ilkesinin adalet olduğunu hem unutmayacağız hem unutturmayacağız. Kime olan kızgınlığımız bizi zulmetmeye dönüştürmeyecek. Biz devleti sadece hesap sorarken değil, hesap verirken de göstermek zorundayız. Dini referanslarımız içerisinde çok kendisine atıf yaptığımız Hazreti Ömer'in hayatından atıflar yaparak bugünün hassasiyetine konu olacak bir sürü örneğini hatırlatarak siyaset yapıyoruz. Kendisine ganimetten düşmüş paydan üstüne bir gömlek payı hesaplandığı için biz senin üzerindeki gömleği yarım giymişken senin üstündeki tam gömleğin hesabını soran ashaba cevabını kendi çocuğundan veren bir anlayışla siyaset yapıyorsunuz. Dolayısıyla hesabını vermek zorunda olduğunuz şey şudur. Adalet sadece kendi yakınlarınızı, kendi siyasi vizyonunuza yakın olanları muhafaza etme gücü haline gelmemelidir. Adalet hasımlarınızın bile gönül rahatlığıyla benim hakkım yenmeyecek, burada Türk adaleti diye bir şey vardır diye başvurabildiği mekanizmanın adıdır. İnşallah Türk milletinin, Türk devletinin istikbaline dair göstermiş olduğumuz 15 Temmuz'daki irade ila nihaya bizim varlığımızın, ila nihaya bu topraklardaki istinadımızın delilidir. Ben sözlerime nihayet verirken millet iradesine ömrünü vermiş. Millet iradesi örselenmesin diye ömrünü vermiş ve milletin vedasında hüsnü şehadet ettiği bir kahramanın sözüyle dünyanın bütün şer odaklarına irademizi beyan etmiş olayım. Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözünü anayım. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ama mevzu bahis olan vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Dolayısıyla bu irademizle bu topraklardayız. Devletimizin, milletimizin istikbaline kasteden herkes milletimizden bu iradeyi görecektir. Millet devletini de böyle görmek istemektedir. Yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.